Ulusal Kanal Halkın Ekonomisi programı ile karşınızdayız. Bugün 7 Eylül 2018. Hem Türkiye'de hem de dünyada küresel ölçekte önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün. Zira bugün Tahran'da kritik bir toplantı var. Bölge ülkeleri İdlib konusunu, Suriye'de siyasi çözüm arayışlarını görüşmek üzere Tahran'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir görüşme yapacak. Tabii İdlib özelinden ziyade ekonomik gelişmeler de ikili görüşmelerde ele alınacak. Hem Kremlin'den hem Cumhurbaşkanlığından hem de Tahran'dan gelen açıklamalar bu yöndeydi. Bunları Halkın Ekonomisi programında konuşacağız. Aslına bakarsanız çarşamba günü yayınlanan program teknik aksaklık nedeniyle yarıda kalmıştı. Onun için yenileme ihtiyacı hissettik. Bir de şöyle bir durum oluştu. Malum yaz süreci farklı yüzleri bu programda görüyorsunuz. Mehmet Kıvanç haber müdürümüz daha önce sunmuştu. Diğer arkadaşlarımız sunmuştu. Bugün de karşınızda ben varım. Ama bir hafta gibi kısa bir süre içinde bu rayına oturacak. Çünkü yeni yayın dönemine giriyoruz ve artık daha sistematik şekilde programlarımızla sizlere aktarmış olacağız. Sözü fazla uzatmadan başlatmak istiyorum hocam artık programı. Çünkü konuşacağımız çok konu başlığı var. Süremiz 2 saat ama ben bunu da kısıtlı görüyorum. Çünkü nereden bakarsanız bakın bir şekilde ekonomiye dayanmak zorunda konunun bir ucu. Onun için bir an önce başlayalım ve en güncelden başlayalım istiyorum. Tahran konusu Sayın Uğur Civelek. Ekonomist hoş geldiniz diyelim ve bu soruyu size yöneltelim. Tahran zirvesinde hem siyasi uzlaşı anlamında hem ekonomik adımlar anlamında ne bekliyorsunuz? Hoş bulduk. Şimdi düşüncelerimi aktarmadan önce bir pusula koymamız lazım ortaya. Yani yorum yaparken neye bakarak değerlendirme yapıyoruz? Bir, küresel koşullar var. Bunlar veri. İki, o verilerden hareketle bulunduğumuz coğrafyanın, ülkemizin bir takım hassasiyetleri var. Bunları da gruplamak lazım. Önce dünyada. Dünyada 45 sonrası kurulan düzen iflasa gidiyor. Uzlaşıya dayalı çözüm üretemiyor, sorunları çözemiyor. Çökecek bir yerde, yenisi kurulmadan çökecek, kaotik bir döneme geçilecek. Şimdi bunun ayak seslerini duyuyoruz. Yeni düzen muhtemelen çok kutuplu olacak. Yeni düzende belirleyici olma içgüdüsü güçlü. Bu ve buna bağlı uzlaşmazlıklar çok kutuplu belirliyor. Bu konudaki tüm tasarımlarda siyasi tercihler belirleyici. Orta uzun erimli siyasi tercihler önemli ve hedefi yeni düzende daha belirleyici olabilmek. Birilerinin taşarını olmamak, daha avantajlı bir oyuncu olabilmek. Bunun için bir takım hesaplar var. Şimdi bakıyoruz. Bugün iki önemli olay var. Nedir? Bir tanesi Tahran'daki Putin, Erdoğan, Ruhani zirvesi. Burada bir tek İdlib ve Suriye konuşulmayacak. Bu üç arasındaki ekonomik ilişkiler, dünyadaki koşullar, rahatsızlıklar hepsi belki konuşulacak. Herkes de birbirini istediği konuya ikna etmek için bir alışveriş yapacak. Ekonomik taviz verecek, siyasi ödün koparmaya çalışacak. Pek çok şey konuşulacak. Yine bugün bir konu daha var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib konusunu tartışacak. Herkes de pozisyon alacak. Burada bu İdlib'deki sorun bir yerde çözülecek. Ne Çin ne Rusya. Amerika'nın devşirip yetiştirdiği azılı teröristlerin oradan sağ çıkıp başka yerlere zarar vermesi istemiyor. İran da aynı safta. Suriye devleti de. Peki bunları kim yetiştirdi de sonuçta oraya geldiler? Herkes kimlerin yetiştirdiğini biliyor. Bunların söyledikleri konularla, kendi kimliklerine atfettikleri kimliklerle hiçbir ilgileri yok. İnsan sıfatını bile hak etmiyor oradaki teröristlerin çoğu. Ama İdlib'de yaşayan 3,5 milyon kişi de bunları ileride bir yerlerde kullanmak isteyenlerin bahanesi olabiliyor. Veya birileri bir pazarlık avantaj sağlamak için bunu gerekçe olarak kullanabiliyor. Karışık bir durum. Ama esas mücadele yeni düzende daha avantajlı bir konum almak, bölgesinde edilgen konuma düşmemek. Bu açıdan baktığımızda dünyanın jeopolitik sinirlerinin %90'ı Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar ekseninde. Ve biz de bu coğrafyanın merkezindeyiz. Her konuda fikir sahibi olmamız lazım.
Geleceğimizi açısından yanlış yapma lüksümüz yok. Ama kırılganlıklarımız, farklı taraflara olan bağımlılıklarımız bunu başarmamızı da zaman zaman çok engelliyor. İçerideki yönetim zafiyetleri de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şu açıdan baktığımızda bu iki konu, siyasi, yeni düzen, eskisinin nasıl çökeceği, yenisinin nasıl oluşacağı konusunda önemli toplantılar, ekonomiden daha önemli konular. Ama bu siyaset de ekonomik çıkarları geliştirmek için yapılan bir şey, uzun vade açısından. Böyle bir illiyet bağı da var. Bugün bir önemli konu daha var. Amerika'da Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklanacak. Herkes endişeyle bekliyor. İşte Amerika tam istihdam düzeyine yakın. Artık yeni net büyük istihdamlar yaratmak kolay değil. Ama ücretlerdeki artışlar sıkıntı yaratabilir. En son yıllık bazda ücret artışları Amerika'da %2.7 idi. Bu eğer 3'e doğru yaklaşırsa ve sıkıntı yaratır. Fed seri bir şekilde faiz yükselişlerine devam etmek zorunda kalır. Bu da gelişen ekonomiler için kabus olur. Son 15 yılda buraya akan para daha seri bir şekilde dönmeye çalışabilir. Arkada bir enkaz bırakır. İşte kırılgan ekonomilerdeki sıkıntılar daha hızlı diğerlerine bulaşır. Gelişen ekonomiler merkezi bir küresel krize doğru koşulabilir. Bu da konunun bir parçası. Bu da mevcut düzenin ömrü, kalan ömrüyle ilgili bir konu. Bir yıl mı var, 6 ay mı var, yoksa birkaç yıl daha mı var? Şimdi, o açıdan baktığınızda, ya sonu olmayan bir ekonomik mücadele, mevcut statikoyu korumak olanaksız, o zaman yeni düzenin inşası söz sahibi olmak çok önemli. Evet, piyasalar fiyatlayamıyor ama Tahran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşanacaklar aslında daha önemli. Yani bu küresel bir kriz mi hocam? Buna yavaş yavaş gelmek istiyorum artık Tahran'dan falan. Şimdi sadece Türkiye'deki ya da bölgedeki diyelim biz bunu, bölgedeki kriz konuşuluyor. Ama bakarsanız Arjantin'den Brezilya'ya, Venezuela'dan başka yerlere kadar, Avrupa'ya kadar birçok ülke artık resesyonu da geçmiş durumda olan. Daha açık bir şekilde söyleyeyim. Şu anda çok farklı tartışmalar duyuyoruz. Birbirinden bağımsız. Örneğin Amerika tehditleri, yaptırımları, ticaret savaşları bugüne kadar kullanmadığı her şeyi elinde ne varsa sonuç almak için kullanmaya çalışıyor. Nedir? Kendine karşı olanların işbirliğini engellemek. Kendine karşı olanların direncini çıkıp kırıp taşeron kalmaya mecbur etmek. Her şey kullanılıyor. Bu oyunda artık hukuk, kural falan yok. Şimdi karşı taraf böyleyse diğerlerinin de tehlikenin büyüklüğünü algılayıp ona göre taktik üretmeleri lazım. Ama bunu bizi ülkemizi yönetenler başarılı yapabiliyor mu? Soru işareti koyuyorum. Hiç siyasete girmeyeceğim. Ben ekonomi tarafına bakacağım. Şimdi eklemek istediğim bir şey daha var. Bu hafta gelişen ekonomilerde rahatsızlık arttı. Gelişen ekonomi paraları değer kaybediyor. Bulaşıcılık algısı güçlendi. Şimdi bu ortamda bir de Amerika'dan gelecek bir rakam Fed'in seri faiz yükselişlerine devam edeceği, 2019'da da 4 faiz yükselişi yapacağı, bu yılda 2'nin artık kesinleştiği kanaati çıkarsa finansal sarsıntının şiddeti 2'ye katlanabilir. Bu koşullarda Türkiye ve Arjantin'in durumu iyice zora girebilir. Tahran'daki pazarlıkları yapanlar bunları da dikkate almak zorunda ama aldıklarını sanmıyorum. 45 sonrası kurulan düzen iflas ediyor. Bu sizin cümleniz. Konuşmanızın daha başında bu cümleyle girdiniz. Siyasete pek girmek istemiyorum dediniz. Ekonomik olarak Türkiye'nin hamleleri doğru mu? Kurulan o yeni düzende yerini alabilmek için edilgen değil de sizin deyiminizle yine etken olabilmek için. Şimdi hamleleri doğru mu? Mesela milli para. Bir, bakış açınıza bağlı. Ben Türkiye açısından baktığımda gördüğüm manzara şu. 80 milyona yakın bir nüfusumuz var. Bizim işte doğal kaynaklarımız çok zengin değil. Petrolü ithal etmek zorundayız. Bir takım malzemeleri ithal etmek zorundayız.
üç tarafımız denizlerle ama kaplı ama bunun potansiyelini kullanamıyoruz değişik sebeplerle. Sürekli cari açık veren bir yapımız var. Ben burada şunu görüyorum. Nüfusumuz da 30-31 yaşında genç bir nüfusumuz var. Mevcut yaşam standartlarının korunabilir olmadığı da açık. Şimdi bu koşullarda bakıyorsunuz Türkiye nereye gidiyor? Şu an yaşadığımız kriz bizi çözüme zorluyor. Çözümün adresini de gösteriyor. Türkiye üretime ağırlık vermek zorunda. Tarımı, sanayi üretimi ihmal edemez. Tarım gelecekte stratejik ürün grubunda olacak. Onlar, o ürünlere ihtiyaç fazla üretirseniz pazar bulmak sorun olmayacak. Ama sanayi ürünler konusunda kendinizi geliştirirken potansiyel pazarları da dış politikanızı da şekillendirmek durumundasınız. İki, dünya bir kaotik bir dönemdeyse, belirsizlikler bizi etkiliyorsa bağımlılıklarımızı azaltmak ve benzer sıkıntıları olan, birbirini tamamlayıcı özellikleri bulunan ülkelerle daha yakın dayanışma içine girmemiz lazım. Koşullar bizi önce Orta Doğu, sonra Kafkaslar ve Balkanlarla dayanışma içine girmeye zorluyor. Bu coğrafyanın imkanları birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Biz de üretmek zorunda olan bir ülkeyiz. Bu coğrafyanın merkezindeyiz. Şimdi o zaman bakıyorum Türkiye ne yapmalı, ne yapmamalı? Valla son 40 yılda yaptıklarının çoğunu yapmamalıydı. Yapmadıklarını yapmalıydı. Neden böyle olduğu konusunun tartışılması ayrı. Peki konu bu 40 yıllık, 50 yıllık yanlışlardan arınabilir miyiz bu yaşamakta olduğumuz nedeniyle? Bunlara da hemen evet diyemiyorum. Çünkü bizim siyasilerimiz ekonomiden çok fazla anlamıyor. Bizim yapımız da sermaye tarafından yönlendirilecek şekilde kurgulanmış. Onun için kendi ürettiği sorunları da çözmeyi beceremiyor. Bizim ülkemizin kendi özellikleri açısından dünyaya bakmamız, ona uygun kendimize bir gelecek tasarlamamız, bunu engellemeye kalkışanlarla da yolumuzu ayırmamız lazım. Şu ana kadar yapamadık. İlginç bir söylem oldu. 40 yıldır yaptıklarımızı yapmamamız, yapmadıklarımızı yapmamız lazım. Evet. Yani tek bir başlıkta aslında alt başlıklara çok kafamda bir rüzgar geldi geçti şöyle. Tek bir başlıkla 40 yıldır küçük Amerika süreci yaşıyorduk. Bu söylenen bu. Yani herkesin kabul ettiği bir burada gerçek. Burada 40 yılın da adını açalım. Yani Soğuk Savaş'ın nasıl biteceği belli olduktan sonra geçen süre. Orada biz ne yaptık? İşte biz bir şey yapamadık. Bizi koyun sürüsü gibi güttüler. 70'lerde Türkiye'yi operasyon bölgesi yaptılar. Sonra 80 darbesiyle Türkiye'yi hizaya getirdiler. Kırılgan olacak şekilde kurguladılar. Üretimden uzaklaştırdılar sistemli bir şekilde. Bağımlılaştırdılar. Mal gibi kullandılar bizi. Pazar olarak gördüler. Üretmeyin biz verelim. Bunu kastediyoruz hocam. Şunu da dikkatimi çekmişti aslında hocam. Yani Amerika yeni bir silah çekti ticaret savaşlarıyla. Neden böyle bir ihtiyaç duydu? Siyasette zor durumda mı, köşeye mi sıkıştı? Trump iç politikada mı köşeye sıkıştı? Amerika dış politikada mı köşeye sıkıştı? Hangi ihtiyaç, hangi zorunluluk bu silahı çekme eğilimine yöneltti Amerika'yı? Hani bir atasözümüz vardır. Denize düşen yılana sarılır. Şimdi Amerika da başarısızlığı kabullenecek bir ülke değil. Yani uzunca bir süre dünya ekonomisine liderlik yapmışsınız. Uluslararası hukuku şekillendirmişsiniz. Sizin istemediğiniz hiçbir şey olamamış. Sonra birden bakıyorsunuz, sonuç alamama başlıyorsunuz. Dünyanın en büyük askeri gücüsünüz ama Afganistan'da, Irak'ta pek başarılı olamamışsınız. Kendi kamuoyunuz da artık bir şeylere itiraz etmeye başlamış. Öyle bir sürdürülebilir olmayan eğilimler dönemi yaşanmış ki artık dünyada bir şeyleri yönlendirmek, piyasaları manipüle etmek de artık eskisi kolay değil. Eskiden kullandığınız araçlar istediğiniz sonucu vermez olmuş. Ama gelecek hedeflerinizden vazgeçmiyorsanız bugüne kadar kullanmadığınız araçları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yıkıcı olacağını bilseniz bile. Şu anda Amerika son bir çırpınış, tümüyle hukuksuz. Ticaret savaşlarını araç olarak kullanıyor. Bunlardan biri. Bir diğeri yaptırımlar, tehditler, ödemeler sistemindeki hakimiyetin kötüye kullanılması. Hepsi var.
Bakın küresel kriz sonrasında 2009 Nisan'daki G20 zirvesinde Londra'da şu söylenmişti. Kesinlikle her tür korumacılığa karşıyız. Bu söylemin metne girmesini en çok isteyenlerden biri Amerika'ydı. Ne demek sorun bu? Küresel, çözüm de küresel olmak zorunda. Uzlaşıya dayanmalı. Etkili düzenlemelere ihtiyaç var. Yani mevcut uluslararası hukukun daha da detaylandırılması, denge sorunların büyümesini önleyecek şekilde etkili düzenlemenin her yere tavsiye edilmesinden bahsediyorlar. Şimdi okuyorsunuz, aradan geçen 10 yıl sonrası Amerika'nın geldiği yer nedir? Demek ki daha önce kurguladığı yöntemlerle sonuç alamayacağını kabullenmiş. Orada yenilgiyi kabul etmiş. Ama sonucun istemediği şekilde gerçekleşmesini engellemek için elinde ne varsa kullanıyor. Son bir çırpınış. Bunun tabii ki Amerika içinde de başka yan tesirleri olacak. Mesela nasıl? Sen ticaret savaşını çıkarırsın. Çin'den, Almanya'dan, Japonya'dan gelecek ürünlere rekabet edemediğin ek gümrük vergileri koyarsın. Bu Amerika'daki enflasyonu yükseltir. Bu Fed'i daha Amerika'yı düşünerek hareket etmeye zorlar. Bu küresel tahvil pazarını batırır. Sermaye piyasalarını işlevsiz hale getirir. Sistemi bir anda çökertir. Herkes o enkazın altında kalır. Ama o Amerika o enkazdan tekrar çıkıp lider olacak şansı bulamayabilir. Bunu engellemeye çalışıyorum. Korumacılığa karşıyız. Söylemi anlayamadım. Ne anlamda? Yani her türlü korumacılığa karşıyız söylemi. Yani ticaret savaşlarına karşılar. Bunu tetikleyecek her şeye de karşılar. Buyurun, Trump'ın yaptığı ne? Kendileri başlattı. Yani şöyle anlamamız gerekiyor. İstenmedik her şeyi bir tek ülke başlatabilir. Amerika. Diğerlerinin başlatmasına izin yok. Geleneksel olmayan politikaları onlar başlatır. Ticaret savaşı onlar başlatır. Başkalarının böyle bir hakkı yok. Başkalarında şu hakkı var. Misillemede bulunma. Ulusal hukuku kullanma. Ya hukukun iflas ettiği tescil edilecek ya da Amerika'nın hukuktan kaçtığı belli olacak. Mazlumlar, haksızlığa uğrayanlar birleşecek. Amerika kendi kazdığı mezara gömülecek. Sadece Orta Doğu'ya ilişkin planlar değil aslında. Basınlı kendi kamuoyunun da kabul ettiği, Amerika'nın bu sisteminin çöküş sürecinde diyelim. Asya'nın yükselişi, yani Çin gibi büyük bir pazar ya da Çin gibi dünya ekonomisi ya da Rusya'nın hamleleri bunu da zorunlu kıldı mı bir anlamda Amerika açısından? Biraz geriye gidelim. Örneğin 1974, önemli bir yıl. Petrol şokları başlamış. Dünyada hiçbir şey eskisi gibi değil. 74 öncesinde Çin ile ABD arasında diplomatik ilişki yok. Nixon yönetimi ilişki kuruyor. En çok gözetilen ülke konumuna yükseltiyor. Ortak petrol aramalarına başlıyorlar. Çin'in diplomatik olarak tanınması Uzak Doğu'daki ilişkin belirsizliği ortadan kaldırıyor. Asya Kaplanları 74'te o sayede doğuyor. Çok uluslu Amerikan şirketleri rekabet yasalarının baskısından bunalmış kendi ülkesinde. Asya'yı üretim üssü olarak kullanmaya başlıyorlar. Çin 74'ten bu yana ortalama %9,5-10 oranında büyüyor. Gayri safi yurt içi hasılası ilk defa 2000'de 1 trilyon doların üstüne geçti. Şu anda 11 trilyon doların üstünde. Çok hızlı büyüyüş var. Aradaki farkı çok hızlı kapattı Çin. Çok uluslu şirketlerin oraya, yani bir de oraya gidişi, teknoloji transferini mümkün kılan koşullarda yatırıma izin vermesi, önemli pazar olması. Yani Çin'deki orta üst gelir grubunun Avrupa'daki ya da Amerika'dakinden küçük olmayışı artık. Çin dünyanın şu anda 2 numaralı ekonomisi. Gelecekte 1 numara olacağında kesin gözle bakılıyor. Ama Amerika hala 2 numara daha geriye kayacağını bile bile her şey üzerinde belirleyici olamayacak. Şimdi 2008 küresel krizinde 4 ülke ilk kriz sonrası G20 zirvesinden önce Sao Paulo'da toplandılar. Bunlar Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan. Dediler ki bizim dünya ekonomisindeki payımız büyüyor. Biz dünya nüfusunun yarısını temsil ediyoruz. Dünya içindeki payımız da büyüyor. Dünya siyasetindeki ağırlığımız da buna orantılı olarak artmalı.
mevcut düzenin üzerinde daha söz sahibi olabilmeliyiz. Onun için G20 zirvelerinde bu konuyu gündeme getirelim. Gündemde öncelikli olması için çalışalım. Hepimizin çıkarları aynı. Tamam dediler. Ondan sonraki hep her G20 zirvesine aynı şekilde mantıkla gittiler. Amerika hep engelledi. İlk tartışmaya açtıkları konu ödemeler sisteminin ABD'nin hakimiyetinde olmasıydı. Buna itiraz ediyorlardı. O günden bugüne hala tartışıyoruz. ABD'nin bu hakimiyetine artık çok daha fazla ülke karşı çıkıyor. Rahatsız oluyor. Her an her şey olabilir. Örneğin bakıyorsunuz İran yaptırımları yüzünden Amerikalı şirketler İran'dan vazgeçiyor. Niye? Oradaki karlarından vazgeçiyorlar. ABD'deki karlarından vazgeçemedikleri için. Bir yerden vazgeçecekler. Burada Avrupa'nın zafiyetinin cüceliğini görüyorsunuz. Askeri gücü yok. Siyasi gücü de göründüğü gibi değil. Kendi işlerinden çıkan çok uluslu şirketler bu ülkeleri dinlemiyor. En güçlüye boyun eğiyor. O zaman Avrupa ya en güçlü olmak için adımlar atar ya da siyaseten etkisini kaybeder. Ama siyaseten söz sahibi olmak için kararlı bir şekilde gelen bir Asya var. Şu anda Orta Doğu'daki çatışma da geçmişin güçlüsüyle gelecekte söz sahibi olmak isteyenler arasında. Bu coğrafyanın ülkeleri de kendileri olmak zorunda. Kendi çıkarları açısından olaylara bakmak zorunda. Birilerinin taş sorumluluğundan vazgeçmek durumunda. Avrupa'nın adımları, yani Avrupa'daki çok uluslu şirketler dediniz, kendi ülkeleri yerine Amerika'ya boyun eğiyor. Avrupa dolarsız ticareti gündemine almış durumda. Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları bu yöndeydi. Swift'e alternatif yeni bir sistem geliştiriyoruz. Bak, etki eder mi bu hamle? Şöyle söyleyeyim. Yerel paralarla ticarete ilgi artıyor son 10 yıldır. Niye? Bu başka bir şeyden rahatsızlığın sonucu. Hangi rahatsızlık? Bir, kurlardaki dalgalanmaların yarattığı olumsuzluklar. İki, ABD'nin tek taraflı taleplerinin verdiği rahatsızlık. Başkalarını da ekleyebiliriz. Bu yeni arayış getiriyor. Nedir? İşte biz bir Asya'daki ülkelerle yerel paralar cinsinden ticaret yapalım. Yani Rusya'da bize doğalgazı, petrolü yerel paralarla ticaretini yapsak belki daha rahat olur. Ticaret daha kolay gelişir. Bir mantık. Ama bu bir şeyi temsil ediyor. Bir dönemin sonlanmakta olduğu. Alternatif arıyorsun düzen değiştiremeden. Bu 45 sonrası düzenin fonksiyonelliğini kaybettiğinin görüntülerinden biri. Dolar kullanmayayım, Amerika cezalandırıyor. Euro kullanayım. Bu da aynı tür bir şey. Sorun şurada. Bugün dünyadaki borçlar tahvil şeklinde veya bankalardan elde edilmiş olur. 240 trilyon doları aşmış. Bu rakam içinde doların büyük bir ağırlığı var. Buradan onu soyutlayamıyorsun. Sistemi değiştiremiyorsun. Bu yıkılmadan yenisini de kuramıyorsun. Böyle geçiş yaklaşımlarıyla idare ediyorsun. Yani euroyu konuşmak yelpaz. Bir sonun yaklaştığının alameti. O zaman nedir? Bundan sonra alacağın tüm kararlarda bu sonun tahribatını kontrol altına almak ve yeni başlangıçta söz sahibi olmak için kullanmak zorundasın. Dünyanın şanslı coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Ama bu coğrafyanın hakkını veremiyoruz. Birilerinin vesayetine girerseniz de sonuç zaten farklı olmaz. O vesayetten kurtulmak, deli gömleğini yırtıp atmak lazım. Ancak o zaman kendi gözünüze bakabilirsiniz dünyaya. Bunu uzun süredir yapamadık. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığı yerden programımıza devam edelim. Halkın ekonomisi kaldığı yerden devam ediyor. Kurdaki dalgalanmanın Türk ekonomisine tahribatına geçeceğiz. Ama önce küresel ölçekteki krize ilişkin son bir sorum olacak. Uğur Bey, dolar diktası nasıl yıkılır? Çünkü şöyle bir ifade kullandınız. 240 trilyon dolar
küresel ölçekli bir borç var. Bu yıkılmadığı sürece yeni sistem ya da ülkeler kendi sistemini kuramaz dediniz. Dolar diktası nasıl yıkılacak peki? Yani oldukça karmaşık bir borç alacak zincirinin üzerinde 240 trilyon dolarlık büyüklüğünde bir finansal yapı var. Bu kadar borç. Bu borcun 70 trilyon doları devletlerin, gerisi özel sektör. Şimdi burada da doların ağırlığı var. Onun için doları buradan tecrit de etmek çok zor. Çalıştıkça sistemik çöküşü hızlandırırsınız. O zaman şu var. Doların egemenliğine karşı çıkıyorsanız sistemik çöküşü hızlandıracaksınız. Sonra yenisini kurmak için ön hazırlıklarınızı da bugünden yapmaya başlayacaksınız. Şimdi niye böyle söylüyorum? Bunun arkasındaki sebepler ne? 1945 öncesinde dünyada rezerv para diye bir şey yoktu. Birileri var diye iddia edebilir. Güneş batmayan imparatorluk, İngiltere'nin parası geçerliydi. Hayır. O zaman altın kullanılıyordu ticarette. O sikkelerin üzerinde kimin tuğrasının ya da kimin mührünün basıldığı önemli değildi. O altın kitlesinin ayarı ne kadar, ağırlığı ne kadar, o önemliydi. Ve milletlerin servetleri de sahip oldukları altın, kıymetli metal varlıklarıyla ölçülüyordu. İşte Rönesans reform sonrasında, Amerika keşfedildikten sonra birileri çok zenginleşti. Merkantilizm dediler. Sürekli ticarete odaklandılar. Sömürgecilik yaptılar. Köleliği araç olarak kullandılar. Kıymetli metal varlıklarını sürekli büyüttüler birileri. Yeni bir sınıf bu süreçte ortaya çıktı. Burjuva dediler. Onlar eskileri gölgede bırakacak ölçekte güçlendi ve tüm dengeler zaman içinde değişti. Çağlar değişti, oyun değişti, kurallar değişti. Ama 45'e kadar altın para standardıyla gelindi. O zaman ödeme dersinde altındı, alternatifi yoktu. 45 sonrasında yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Soğuk savaş var. Doğu bloku, batı bloku, 3. dünya ülkeleri var. Ama dünya ticaretinde gelişmesi lazım. Bunu en büyük önem veren Batı bloku. Bretton Woods'a sistemleri kurarken diyorlar, yani verimliliği artırmak lazım. Uzmanlaşmayı ön plana çıkarmak lazım. Her ülke daha uygun maliyetlerle üretebildiği ürünlere yoğunlaşsın. Diğer ihtiyaçlarını diğer ülkelerden satın alsın. Refah bu sayede yukarı gitsin. Karşılaştırmalı üstünlük teorilerini hayata geçirelim. Bunda başarılı olursak soğuk savaşı kazanırız. Ama kazanmak için de kapitalizmin dişlerini törpülemek lazım. Etkili düzenlemeler, rekabet yasaları, antitrust yasaları, onlar da devreye konuyor. Ve Batı kazanırsa 3. dünya ülkeleri de Batı'nın çekim alanına girecek. İlk tasarım bu. Mutabık kalıyorlar ama bunu bir uluslararası hukuk geliştirmek lazım, bir sisteme dönüştürmek lazım. Nedir? Dünya Bankası kuruluyor. O zamanki adı EBRD. Batı cephesinde dengeli kalkınmak için kaynağın yetersiz olduğu yerlere proje kredileri versin. Örneğin Türkiye'ye Dünya Bankası kredileri 52'de gelmeye başlıyor. TSKB onun için kuruluyor. Bir başka şey, bir de ödemeler sistemi lazım. Ne yapalım? IMF ile kuralım. Uluslararası ödemeler sistemi. Burada peki nasıl olacak? Merkez bankalarının merkez bankası konumunda olacak. Sıkıntı olduğunda kapısı çalınacak. Peki para, rezerv para ne olacak? Rezerv para dolar. İngilizler pound olsun istiyor. Amerika hayır, dolar diyor. Bakın diyor, bir önceki sistem altın para standardı. Dünyadaki altın stoku 36 bin ton. Bunun 24 bin tonu Federal Reserve'in kasasında. Eğer dolar kullanılırsa, ben bana dolar geçene bir ons 35 dolardan altın vermeyi taahhüt ediyorum diyor. Bunu taahhüt edebilecek başka biri varsa eyvallah diyor. Tabii ki zaten 3'te 2'si onların kasasındaysa, hı hı, onların parası rezerv para olmak durumunda. Güvence veriyorlar. Bana getirdiğinde sabit fiyattan dolar vereceğim, altın vereceğim. Ve de bu yapı sabit kambiyo rejiminin temeli oluyor. Dolar altına %100 bağlı. Diğer paralar da sabit kurlarla dolara bağlanıyor. 1 dolar 4 Deutsche Mark, 1 dolar 2.8 Türk Lirası, 1 pound 5 dolar. Sabit kambiyo rejimiyle geliniyor bir yere kadar. Amerika Soğuk Savaş sonrasında bakıyor ki
birileri ticaret fazlası dolarlarını Amerika'ya getirip altın çekiyor. Elindeki altın stoku yarısının altına inmiş. Diyor ki bundan sonra bana dolar getirene altın vermiyorum diyor. Mecburen dalgalı kura geçiliyor. Ondan sonra döviz kur sistemleri dünyanın hep başının belası oluyor. Kurlardaki yüksek oranlı dalgalanmalar hep büyük istikrarsızlıkların sebebi haline dönüşüyor. Bunun da tümüyle engellemenin yolunu bulamıyorlar. Tabii ki yeni bir dünya düzeni konusundaki tasarımlar devreye girdiği için sorunlar ikinci plana itiliyor. 95'ten sonra eğilimler sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Sorunlar ağırlaşa buraya geliyor. Ama toplam borç miktarı da geometrik bir hızla büyüyerek 240 trilyon dolar seviyesini aşıyor. Bunda da dolar ağırlığı çok yüksek. Doları sterilize edip bir şey çıkaramıyorsunuz. İki, bugün emtia fiyatları dolarla fiyatlanıyor. Bugün ben şunu isterim, yeni bir ödemeler sistemi, yeni bir rezerv para. Ya dünyadaki emtialar o para cinsinden fiyatlansın. Dünyadaki sermaye hareketleri o para cinsinden gerçekleşsin. Dünyada tüm ülkeler o para cinsinden pozisyon tutsun. Şimdi bunu yaratamadığınız zaman doları da sallayamıyorsunuz. O zaman nedir? Bu sistem çökecek ki yerisine yenisi kurulabilsin. Yenisi kurulmadığı sürece altına ilgi de artacaktır. Örneğin, senaryo kuruyorum. Diyelim ki gelişen ekonomiler merkezinde bir küresel kriz devreye girdi. 2019'da yoğun bir şekilde dünyayı sallıyor. Federal Reserve'de enflasyondaki yükselişe rağmen baktı ki bankalarının durumu dışarıdaki deniz aşırı risklerinden dolayı bankalar yıpranmaya başladı. Yeniden parasal genişlemeye başladı. Küçültmekte olduğu bilançosunu yeniden 10 trilyon dolara büyütmek zorunda kaldı. O zaman hiçbir paraya güven olmaz. Altın uçar o geçiş aşamasında. Hı hı. Sistem çöküşe geçer. Ondan sonra çok kutuplu yapıya göre yeni bir düzen inşa edilebilir. Nasıl olur? Her bir kutup kendi içinde bir ödemeler sistemi baştan sıfırdan kurulabilir. Yeni bir kurumsal yapı, yeni bir hukuk, yeni bir ödemeler sistemi bir bütünlük içinde. Ama şu anda doların yerine başka bir parayı kullanarak durum çözülmez. Mevcut sistemin ömrü uzatılamaz. Buradan artık Türk ekonomisine bir adım atalım hocam. Enflasyon Ağustos ayında 14 yılın zirvesini gördü. Yıllık bazda %17.90. Yani %18'e artık merdiven dayadık. TÜİK verilerini, enflasyon rakamlarını yorumunuz ne olur? Şimdi %2.3 Ağustos ayında fiyat artışı var. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış %6.60. Yıllıklarına baktığınız zaman senin söylediğin gibi enflasyonda %17.90. Kafayı yukarı dikmiş. 20'nin üstünü göreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış %32.13. Daha da yukarı gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani enflasyon canavarı sahnede başrolü kaptı. Kendisini yaratanları da emekli edecek. Yorum. Çok şey değişecek. Bir, makroekonomik görünümden başlayalım. Enflasyondaki bu yükseliş içeride satın alma gücünü eritecek. İç talepte sert daralmalar yaşanacak. Ekonominin yumuşak iniş şansı olmayacak. Çakılacağız. Bazı sektörler daha fazla, bazı sektörler daha az yıpranıyor olabilir. Ama en çok yıpranacak olanların en aşırı borçlanmış olanlar olacağı da kesin. İki, en fazla yıpranacak olanlar arasında bu borç alacağı işine aracılık etmişler de fazla yıprananlar arasında olacak. Büyüme unutun bir süre. Ha, bu arada Türkiye için bilgi vereyim. Türkiye için nüfus artış hızına bakarak, fiyat ve finans istikrarı düşünerek, Türkiye için %4.6 durgunluktur. Fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak giderek zorlaşır. Şimdi bu yılın ikinci yarısında, 2019'da, sıfırla bir tahmin ediyorlar ama bence daha kötü de olabilir. Büyüme problem, mevcut yaşam standartını korumak zor. Niye bunları yaşıyoruz? Türk lirası değer kaybediyor ya, kurların yıkıcılığı. Bir anda makyajı akıtıyor, sorunlarla ilgili gerçeği herkesin önüne koyuyor. Büyümede nal toplayacağız. İkincisi, peki işsizlik ne olur? İşsizlikte çok ciddi artış olacak.
yeni iş hayatına katılanları iş yaratmak çok daha zor olacak. Bir işsizler ordumuz olacak. İki, bir işi yapmaya, daha düşük ücrete yapmaya hazır çok insan olduğu için bu iş talebin üzerindeki olumsuz baskıyı da güçlendirecek bir faktör olacak. İç pazar artacağı varsayımına göre yatırım yapanlar, markalaşanlar hayal kırıklığı yaşayacak. Onlara bunun için kredilendiren bankalar da sorunlu kredi hacimlerini büyütecekler. Makroekonomik yönü bozuluyor. Enflasyondaki azma, ekonomideki sert durgunlaşma, hatta zaman zaman daralma, işsizlikte patlama. Bu üçünü yasadım bir. Peki bu büyük bir belirsizliktir. Bu durum değişmeden, dip görünmeden yabancı gelip Türkiye'de risk almaz. Daha önceki yaptığını zarar daha fazla büyümeden kaçırmaya çalışır. Bu da hep kur konusunda baskıyı hep gündemde tutar. Enflasyon, kur ve faiz üçü birden hep yukarıyı zorluyor olur. Peki bu ortamda bütçe ne olur? Kriz dönemlerinde biliyoruz. Bütçe gelirlerinde azalma oluyor. İki, tahsilat, yani tahakkuk eden verginin tahsilat da %20'lere düşüyor. Bu işin bir tarafı. Bir ikinci tarafı, Türkiye'de biz en çok vergiyi harcamalardan alıyoruz. Dolaylı doğrudan vergiler toplam vergilerin %30'u, dolaylı vergiler %70'i. İnsanlar gelirinden fazla harcadıkça devletin dolaylı vergi geliri artıyor. Vergilerinin %69'u ÖTV ve KDV'den. İş talep daraldıkça dolaylı vergilerde bir düşüş, iki tahsilatta düşüş, bütçenin gelir ayağını sakatlıyor. Bir de gayri safi yurt çağısının %25'ine çıkardığımız harcamalar var. Faiz dışı harcamalar. Bunları kısmak da çok zor. Ne kadar mali disiplin denirse densin, ben 2019'da bütçede iki yakanın bir araya getirilebileceğine inanmıyorum. Daha borç nakit ihtiyacı giderek büyüyecek. Piyasada zaten kaynak sıkıntısı var. Bu ödenecek reel faizleri daha yukarılara daha yukarılara taşır. Bu faiz yükselişi ve enflasyondaki yükseliş şirketleri bilançolarını, bankaların bilançolarını tarumar eder. Ve bunun başka geçiş ekonomide bulaşıcı olduğunu ilk bölümde konuşmuştuk. Evet. Olumlu bir tarafı yok mu? Var. Türkiye'nin cari açığı küçülmek zorunda kalır. İhracata yönelir ama ihracata yarattığımız katma değer sınırlı. İthalat sert daralmalar gösterir. İnsanlar daha ucuz mala yönelir. Çoğunluk lüks tüketimden uzaklaşmak durumunda kalır. Alıştığı yaşam standartından uzaklaşmak insanları mutsuz, tepkisel kılabilir. Sosyal problemler artabilir. Yani ciddi sınavlar bizi bekliyor önümüzdeki dönemde. Bağlantı yapayım. Bu sınavlar öncesinde siyasi iradenin Tahran'da yaptığı pazarlıklar hayati önemde bunun bilincinde olduklarını düşünmüyorum. Yani yaşayacaklarınızı bilip ona göre daha uzlaşmacı olabilirsiniz. Ama farkında değilseniz, aza tamah etmezseniz çoğu hiç bulamayabilirsiniz. Şimdi makroekonomik göstergeler kötü. Bütçe iflah olmayacak bir sürece girebilir. Durumu düzeltmek için ne yapabilirler? Zenginlerin yakasına yapışabilirler. Hukuksuz vergi tahakkukları çıkarabilirler. Tahsil edebilirler mi bilmiyorum, o da zor. Çünkü nakit kimsede kalmadı pek. Dış denge açısından cari denge için olumlu ama dış finansman ihtiyacımız hala yüksek. Onu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Bir yerde elimizdeki rezervler de son derece sınırlı. Hadi 3-4 ay daha idare ettik, sonrasını bilmiyoruz. Orası büyük bir belirsizlik. Bu ortamda işte Merkez Bankası ne yapsın? Merkez bankaları sorun çözücü değildir. Sadece agresif tepkileri azaltmak için ağrı kesici verir. Faizleri yükseltmek, para politikası sıklaştırmak bir çeşit ağrı kesicidir. Ama içinde bulunduğunuz koşullara göre bu ağrı kesicinin yan tesiri de çok ciddi olabilir bilançolar üstünde. Bizim Merkez Bankamız Temmuz ayında faizleri değiştirmemişti. Ama öyle bir Ağustos yaşadık ki
pazartesi enflasyon rakamlarından sonra faizleri yükselteceği mesajı verdi. Şu anda piyasalar ortalama 500 baz puan ya da kabaca %5 faiz yükselişi bekliyor. Şimdi bu kuru durdurabilir mi? Bu kuru durdursun diye yapılıyor öncelikle. Kurdaki artış dursun, enflasyondaki yukarı hareket bir yerde durulmak zorunda kalır. Daha kötüye gidişi sınırlarız. Ağrı kesici vererek. Pardon da bunun sonuç vermesi neye bağlı? İçerideki gelir dağılımına bağlı. Küresel düzeydeki koşullara, bölgedeki risk ve fırsatlara bağlı. Hepsi negatif. Bizim orta gelir grubu son 15 yılda kendini yüksek gelir grubuymuş gibi gelirinden çok harcadı. Yeni borç bulamazsa bir anda yoksulluk sınırının altına yuvarlanır. Politikaya tepki verecek bir orta sınıf Türkiye'de kalmayabilir. Bu da istediğiniz kadar para politikasını sıkın sonuç alamayabilirsiniz. Dışarısı önce bakar, faizleri yükseltildi mi? Yükseltildi. Yeterli mi? Sonuç alınamıyorsa yetersiz der. Riski almaz. Kurdaki artışı durduramayabilirsin. İçeride başka ahlaki çöküntüler yaşanabilir. Yani ben orta vadeli planın genel yaklaşımı sunurken şöyle denmişti. İşte piyasa kuralları içinde kalınacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı gösterilecek. Maliye politikası sıkılaştırılacak. Ben şu Ağustos ayında yaşanandan sonra bakıyorum. Maliye politikasını sıkılaştıramazsın piyasa kuralları içinde kalarak. Para politikasının gelir dağılımındaki bozulma nedeniyle etkisi sınırlı olur. Yan tesiri daha büyük olur. Kurdaki artışı durdurmaya yetmeyebilir. Yetsin diye çok sert yaparsan yine değiştirmeyebilir. Çünkü biz 94'te 900 faizle gördük. 2001'de 10.000 faizle gördük. Hiçbir şey durduramadı. Kendi ülkemizde gördük bunları. Yani faize hassasiyet kalmadı şu anda. Özel sektör borcunu ödeyebilmek için borç almak zorunda. Faiz konusunda ya faiz çok yüksek vazgeçtim diyemiyor. Vatandaş borcu borça taklattırmak için faize davranışını değiştiremiyor. O zaman para politikasının ne etkisi olacak ki? Yıkımı hızlandırır. Şimdi ben yani özet bir şey söyleyeyim. Piyasa kuralları içinde gerçekçi bir orta vadeli plan çıkmaz. Açalım. Enflasyon %20'ye çıkmış. Yıl sonu enflasyon tahminleri %22 arası, 20-22 arasında değişiyor. İyimserler 2019'da 15-16 bekliyor. Şimdi orta vadeli plan şunu şunu yapacağız iddialı olur da 2019 enflasyon hedefimiz %12 derse kimseyi inandıramaz. İnandıramadığı zaman da beklentileri yönlendiremez. Gerçekçi olursa bu sefer de piyasa kurallarının dışına çıkması lazım. O zaman ne olur? O zaman da kısa vadede hiçbir şey kontrol edemez. Gerçekçi olmaktan korkuyorsun. İddiada olmanın da işe yaramayacağını biliyorsun. Şu anda mali sistemde yani etkili ve etkili kesimler kapalı kapılar arasında sınırı dertleşiyorlar da moraller hiç bu kadar bozuk olmamıştı. 2001 krizinde bile. Cari açığa biraz değineceğim hocam. Şöyle bir ifade kullanırız. İyi şeyler de olabilir. Ne olabilir? Cari açık daralabilir. Tablo bu kadar kötü, veriler bu kadar karamsarken cari açığın daralması neye bağlı olur ki? Şimdi onu şöyle söyledim. Şu anda insanları sakinleştirmek için neler yapabilirsin? Merkez Bankası ağrı kesici verebilir. Başka? Olumlu sayılabilecek bazı gelişmeler de abartılır. O cari açığı onun için söyledim. Yani cari açık ne kadar daralır Türkiye'de? Türkiye'de cari açık işte 57 milyar doları gördü tekrar yükseliş eğilimindeydi. Düşsün de 40'a düşsün. Bu da ithalatın bağlı olmasına mı düşer? Tabii. Ona göre mi? Ama ithalatımızda üretimin... da ağırlık ara malı ve ham maddelerle olduğu için oradaki daralma potansiyeli de sınırlı. İki, ithalat Batı Avrupa'dan aldığımız lüks mallar azalır. Cep telefonu ithalatımız azalır. Otomobil ithalatımız azalır. Yani zaten otomobil satışına bakıyorsunuz yarı yarıya düşmüş Ağustos'ta. Artık kampanyalara bağladı umudunu otomobil cep telefonları. Şirketleri. Bir takım malların girişi azalacak. Cari açığı aşağı çekecek de o.
Yok, belli seviyeden aşağı da çekemeyiz. Ama sıkıntı şurada. 179 milyar dolar kısa vadeli dış borç var. Bir yıl içinde ödenmesi gereken. Buna o 40 milyar doları ekle. Etti 220. Küresel konjonktür ile biraz da sıcak para çıksa 230. En son Merkez Bankası haftalık bir bülteni açıklamış. Merkez Bankası rezervleri 70 milyar dolara inmiş. Sene başından bu yana 14 milyar dolarlık gerileme var. Burada bir virgül koyalım hocam isterseniz. Çünkü enflasyon rakamları açıklandıktan hemen sonra Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama da vardı. Onu da kısa bir aranın ardından değerlendirelim. Kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Nerede kalmıştık? Enflasyon rakamlarında kalmıştık. Bunları değerlendirdik. Şuna gelelim. Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Merkez Bankası'nın dikkat çeken bir açıklaması vardı. O açıklama tatmin edici oldu mu? Ya da satır aralarında söylem analizi yapacak olursak Merkez Bankası bize ne demek istiyor, ne anlatmak istiyor hocam? Pazartesi gününe geri döndük. Enflasyon rakamları açıklandı. Merkez Bankası'ndan hemen rakamlar sonrasında bir açıklama geldi. Niye? 1. Ağustos ayı başında kurlarda önemli hareket olmuştu. %31'i geçen, dolar kurunu %31'i aşan bir hareket. Seyredildi, notlar alındı, enflasyon rakamlarıyla birlikte tepki verildi. Peki bu tepkinin amacı neydi? Niye hemen faizleri yükseltmediler? Buradaki mesaj şu. Bir önceki para piyasaları kurulu toplantısı Temmuz ayındaydı. Piyasa faiz yükselişi bekliyordu, yapmamışlardı. Şimdi Merkez Bankası bu gelişmelerden sonra faizleri yükselteceği anlamına gelen değerlendirmeler yaptı. Daha sıkı duracak. Faizler muhtemelen yükselecek. Piyasada ondan sonra faiz yükseliş totosu başladı. Kimisi 150-200 puandan fazla yapmaz dedi. Kimisi 250-300 olur dedi. Kimisi dedi ki en az 500 puan yapar, biz böyle olacağını varsayıyoruz dedi. Kimisi 1000 baz puan gerekli dedi. Bunların hepsini müdahale sözel, bu yorumların da Merkez Bankası'nı yönlendirmek amacıyla bir lobi olarak düşünebilirsin piyasa içinde. Bankalar şu anda koro gibi 500 baz puan diyorsa, bu şu anlama gelir. 500 baz puanının altındaki her artış kuru 7'nin üstüne sıçratır. Enflasyon baskılarını azdırır. Daha kötüye götürür. O zaman Merkez Bankası kafasındaki 200 baz puan bile olsa en az 500 baz puanlık faiz yükseliş yapmak zorunda bırakır. Mahalle baskısı gibi bir şey yani. Peki bu 500 baz puan durdurur mu kuru? Bakın. Bu fiyatlandıysa kur hala 6.60 düzeyinde, gerileme yok. Ama bir de şu var. Eğer kuru gerileteyim diye 10 baz puanlık anormal bir yükseliş yapılırsa bu da kurda geçici bir gerileme yapsa bile bu kalıcı olmaz. Niye? Çünkü seri iflaslar sıraya gider. Beklentiler hızla bozulur. Türkiye'ye para gelmez. Daha da kötüye gidecek endişesiyle. Onun için Merkez Bankası sözel müdahale hakkını kullandı. 13'ünde ne yapacak? Ne yaparsa yapsın birileri memnun olmayacak. O zaman biraz daha özele indireyim. Siz 13 Eylül'deki para politikası kurulu toplantısında kaç baz puan tahmin ediyorsunuz? Bir şey daha ekleyeyim. Şu anda umulan ne? Faiz yükselişinin beklendiği gibi olmasından, daha fazla olmasından çok zarar görecek olanlar bir şeyler yapmak durumunda. Nedir? Dua edecekler ya da ellerindeki tüm imkanlar seferber olacaklar. Ne için? Kur inşallah geriler. Dünyada inşallah koşullar düzelir diye birileri dua edecek.
veya ellerinde güçlerini yeteceği kesiyorsa döviz satmaya, herkesi ikna etmeye çalışacaklar. Kendileri de satarak. Eğer kur 6.20-6.30'lara gerilemiş olursa Merkez Bankası'nın yapacağı kontrollü bir sıkılaştırma, kimse çok fazla ses çıkarmayacak. Niye daha fazla yapmadı demeyecek. Çünkü eğer 500 baz puan faiz artırsa bile kur yükseliyorsa herkes niye daha fazla yapmadı diye Merkez Bankası eleştirecek. Çünkü Merkez Bankası'nın alacağı not kurdaki eğilime bağlı olacak. Bu kurdaki eğilim de dış koşullardan, içerideki durumdan, pek çok şeylerden etkilenecek. Bir de rejimimiz değişti. Bazı konularda tek kişi söz sahibi, o da faiz yükselişine hiç hoşlanmıyor. Şundan korkuyor siyaseten yıpranma adına. Onun anlayışına göre her Türk faiz kötülüklerinin anası faiz. Şöyle düşünmüyor. Borç yoksa faiz de yoktur kardeşim. Kötülüklerin anası hesapsız borçlanmadır diyene cevabı yok. Katılım bankacılığına daha sempatik bakıyorlar. Hayır. O iki, her ikisi de aracılık yapıyor. Kaynak sıkıntısı büyükse, ekonomi kötüye gidiyorsa, her ikisi de borcunu ödeyemeyenlerin kapısına icrayı gönderecek. Ama öbür söylem, ocakları söndürecek olan hesapsız alınmış borçlar. Öbür faiz söylem sonuç, oy getiriyor ama. Bir yere kadar, bir yerden sonra getirmez. Getirmez bir yerde. O sınıra çok yaklaşmış olabiliriz. Son faiz artırımında bu söylemler de yoktu. Bunu neye bağlamak lazım? Yani ey Merkez Bankası, niye faiz artırdın şeklinde bir söylem duymadık. Ha, bir dakika. Son faiz artırımları dedi. Temmuz'da değil, Haziran'da oldu. Haziran, yani seçimler öncesindeki 2 ay içinde 500 baz puan yakın bir faiz yükselişi gördük toplam. Öncesinde vardı ama kurdaki sert hareketler görünce sesler kısıldı. O konular konuşulmaz oldu. Ama Ağustos'ta Amerika'nın kırılganlığı kaşımasıyla sahne yeniden kuruldu. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın ilgi alanları, öncelikleri farklı görünüyor. Ama her konuda son sözü muhtemelen o söyleyecek. Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı da piyasanın nabzına göre şerbet veriyor. Şu anda ben Merkez Bankası'nın gerçek anlamda istediğini yapmakta özgür olduğunu düşünmüyorum. İki, özgür olsa, çok sıkılaştırsa, faizleri çok sert yükseltse bile artık sonuç alınabileceğini beklemiyorum. Şu söylemi çok dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne olacak ya bu dövizin hali diyenlere, bu da geçer yahu deyin. Şimdi insanlar, piyasalar, vatandaşlar, yani en küçük biriminden bu ekonominin en yüksek birimine kadar herkes daha somut adımlar, daha altı dolu adımlar, konuşmalar beklerken böyle bir söylem. Buna da küçük, kısa bir değinelim isterseniz. Şimdi yapılanları da hatırlayalım. Ağustos ayının ortasından bu yana kurdaki yükselişi durdurmak, olabildiğince geriletmek için pek çok sayıda önlem alındı. BDDK, Merkez Bankası, Hazine, 32 sayılı kararda yapılan değişiklikler, pek çok şey yapıldı. Kur hala 6.60'sa bu yapılanlar, makro ihtiyacı destekler, para politikasına ilişkin mesajlar, orta vadeli programa ilişkin mesajlar etkili olamamış demektir. Eğer tersi olsaydı kurun şimdi daha makul seviyelere gerilemiş olması gerekirdi. Farklı gündemleri konuşuyor olmamız lazım. Peki bu da geçer yahu demek etkili olacak mı? Bu da geçer yahu ben şöyle anlıyorum. Bu konunun detayına şimdi girmek istemiyorum demek istemiş. Hocam, konuyu kapatmak için söylenmiş bir şey o. Belli ki bir rahatsızlık var orada. Yani insanlara ne demesi gerekeni, yani başkasına ne demesi gerekir, onu bile artık meydanlarda yani söyler hale gelmişiz. Kurdaki hızlanmada Amerika ile rahip meselesinin rolü var. Yaptırımların rolü var. Hızlandırır. Amerika demek ki bundan sonra sizden istediği her şeyi almak için sizin en hassas yerinizi buldu, oraya vuracak. Bu bir döviz saldırısı mıdır hocam? O zaman şöyle sorayım. Evet. Bu bir spekülatif ataktır. Yani hırsızın bir çeşit saldırıdır. Ama konu şu. Bizim Amerika ile
çıkar çatışması içinde olduğumuz konular var ve bunun alanı giderek genişleyeceği 40 yıl öncesinden, 15 yıl öncesinden biliniyordu. Bunu biliyorsanız o zaman siz kırılgan olmamak üzere önceliklerinizi belirlemeniz lazım. Türkiye ekonomisi kırılgan olarak bilinmeseydi, rezervleri daha yüksek olsa ya da tersten söyleyeyim. Diyelim ki AKP iktidara geldi. Geldiği günden beri üretime önem veriyor. Hazır dünyada para bolken, dünyada bir genişleme varken, dünya pazarlarından pay kaybetmek için üretime destek veriyor. Tarıma destek veriyor, sanayiye destek veriyor. Gelen paranın da tüketimi kamçılamaması, hesapsız yatırımları yönelmesi için rezervlerini artırıyor. Merkez Bankası da kontrollü, BDDK gereken önlemleri alıyor. Aşırılıklar engelleniyor. Yüksek borçluluklara izin verilmiyor. Böyle olsaydı belki şu an Türkiye'nin 300 milyarlar döviz rezervi olurdu. Kısa vadeli borçları daha sınırlı olurdu dış finansman ihtiyacı. Son 16 yılda 550 milyarlar cari açık biriktirmemiş olurdu. Evet. O zaman da Amerika bunların yapması Türk lirasının değerini çok kadar etkilemezdi. Yani biz üretimi kaderine terk ettik. Tarımda derdini anlatmak isteyene ananı da al git dedik. Sanayiyi ayakta kalabilmek için azalan gelire rağmen yüksek borçlanmayı ölçeğe teşvik ettik. Markalaşın dedik. Bir sürü yanlış yönlendirme yaptık. Herkesi daha fazla yatırım ve tüketim harcaması yapmaya teşvik ettik. Ama üretimin mezarını kazdık. Saldırıya cari kapat. Açık biriktirdik. Dış borçlanmanın hesapsızca artırdık. Sonra ne yaptığımızı anladıktan sonra da artık günü kurtararak bir yere, buralara geldik. Artık günü kurtarmanın da zorlaştığı bir aşamadayız. Eski yöntemler işe yaramıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Siyasi irade de anormal bir değişiklik lazım. Bu ülkeye bakacak 80 milyon nüfus, nüfus genç. Bu insanlara gerçekleri anlatmak lazım. Siyasi maliyeti ne olursa olsun. Bu ülkede her türlü ayrımcılıktan kaçınmak, bunu yapanı aforoz etmek lazım. Bu ülkede aklın yolunun bir olabilmesi için, yani Rabia işareti yapıp tek vatan, tek bayrak, tek millet demek olmaz. Tekliğe ulaşmak, bir olmak için aklın yolu lazım. Liyakate önem vermek lazım. Her türlü ayrımcılıktan kaçınmak lazım. Şu anda bu olumsuzlukların hepsi şu anki siyasi iradede var ve bunlardan arınma çabaları yok. O zaman o hamasetin altı dolmuyor. Anlayış değişmiyor. Katar'a gidiyoruz, yanlışlara devam edebilmek için 15 milyar para da geliyor. Böyle gitmez. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bitti o devirler. Ağrı kesici görevi görüyor. Sizin deyiminizle yine. Yani. Sorunları çözmesi gereken siyasi iradedir. Merkez bankaları onlara zaman kazandırır. Merkez Bankası'na kazandıracak zamanı kalmadı artık. O da etkisizleşiyor. Gelir dağılımını bozduğunuz zaman ekonomi, maliye ve para politikalarının etkisi azalır, yan tesiri büyür. Bu krizin böyle patlak vermesinde Brunson sorununun yattığı zaten söyleniyor. Sorununun yattığı değil, bunun bahane edildiği değil. Konuşu. Daha doğru. Salı verelim, bir rahip ne olacak? Tersten bir şey söyleyeyim. Eğer ABD iki bakanın mal varlığına el koymasaydı, bu kararı almasaydı Brunson nedeniyle, hiç kaşımasaydı. Elinde sonunda biz bunları yine konuşuyor olacaktık. Başka bir kriz patlak verecekti. Başka bir şey tetikleyecekti. Bahane edilecekti. Yani rahibi bırakmak da bu işi çözmez. Hayır. Değil mi? Bu sadece çünkü bahanesi. Bir başka konuya gelmek istiyorum. Yani bir başka konuya derken bunlarla bağlantılı bir başka konuya gelmek istiyorum. Büyük şirketlerin borçları, döviz bazında borçları var. İnşaat sektörü, diğer sektörler, otomotiv sektörü gibi artık
umutlarını kampanyalara bağlamış durumdalar. Normalde Kasım Aralık döneminde başlaması gereken mesela otomotiv kampanyaları Eylül ayında hatta Ağustos ayından başladı. Aman araba alın, araba alın, otomotiv alın, şu kadar indirim yapıyoruz, şudur bu. Ya da inşaat sektöründe zaten satışlar durmuş durumda. Satmak için artık hiç olmayacakları kadar tolerans gösteriyorlar ya da göstermiş gibi yapıyorlar. Nereye kadar gidecek? Şimdi 2002 yılında benden başlayayım. Kriz sonrasıydı. Türkiye'de iç pazar çok hızlı daralmıştı. Tüm gücümüzle içeride tüketilen malı ihracata yönelmiştik. Kişi başına gelir 2150 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Paramız çok değer kaybetmişti. O ortamda dünyada bir şeyler değişmeye başladı. Carry trade dediler. Yine aynı yıl Türkiye'de siyasi irade değişti. Amerika halktan %40 oy alacak bir siyasi parti kurma projesinde sonuç aldı Türkiye'de. Sokakta kredi kartı dağıtılır oldu. İlk 1-2 yılda araba satışları patladı. Sonra herkes ev almaya teşvik edildi. Herkes daha iyi yaşama teşvik edildi. Herkes birbirini olumsuz yönde etkiledi. Aşırılıklarını, sınırlarını zorladık. Şimdi süreçte. Bu sürdürülebilir olmayan düzen bitecek. Nasıl bitecek? Önce ev almalar, araba almalar, o gösterişli yaşam hızla bitecek. Katil olay mahalline geri dönecek. Evet, yani o 2002'de başlayan süreç hızla çakılıyor. Son 4 aydır bu çok net belirgin. O dönemde dışarıdan para yağıyordu. Bankalar gelen döviz geliyor. Kur riski üstlenmek istemiyor. TL faizleri yüksek gerekirse. Herkesi yatırıma teşvik ettiler ve döviz kredisi kullanmaya teşvik ettiler. Yani şirketlerin net döviz borcu anormal bir hızla yükseldi. Bu bankacılık sistemiydi onu, bunu yapan. O zaman bankacıların içgüdüsü neydi? Banka patronları, hakim ortaklar bankalarını iyi bir fiyata satıp bu sektörden çıkmak istiyordu. Bankacılık sistemi batıktı. Taşımasıyla yüzdürülüyordu. 2005'e kadar enflasyon muhasebesiyle aktif değerleri yükseltildi. Piyasa değerlerinin üzerinde değerlemelerle olduğundan iyi gösterildi. Yoksa fiilen öz kaynakları tüketmişti. Ekside olan banka sayısı fazlaydı ayakta kalanlarda bile. Şimdi bankaları derdi neydi? Ellerinde daha önceki sorunlu krediden kalmış arazi var. Ne yapsınlar? Bunun piyasa değerini yükseltmek zorundalar. AVM projesi. Öyle başladı. Bankaların elindeki aktiflerin piyasa değerini yükseltip satmak, öz kaynakları yerine koymak için. Bu çaba da buna paralel gelişti. Yeni siyasi irade de arazi geliştirmeyi öncelikli güçlenme aracı olarak görüyordu. Çünkü imar komisyonları fazla mesai yaparsa, dışarıdan para da bol geliyor, toprağın değeri yükselirse, bu ranttan parti hızla güçlenir. Parti yakın tüm iş adamları arazi geliştirme işindeydi. Onlardan olmayanlar bile o düzenin bir parçası olmak durumundaydılar. Çok sağlıksız, amorf gelişti. Bankacılık sektörünün de o günkü koşullarına uyduğu o hesapsız krediler. Niye? İşte birkaç milyarları bir yabancıya satmak bankalarını hayallerini bile süslemeyen bir şeydi. Oldu bunların hepsi. Bugün geliyorsunuz, yabancı Türkiye'li bankalarda satılık var mı? Var ama konuşulmaz. Alıcı yok artık. Yani bu şimdi de batağa doğru, iflasa doğru süreç gidiyor mu? Süreç terse dönüyor tabii. Başladığımız yere geri dönüyoruz 16 yıl. Ama insanlar, vatandaşlar arasında hep şöyle bilinir. Ya bu sistemden de, krizden de, fırsattan da kazanan hep bankalar olur. Ama siz de diyorsunuz ki bankaların da iflasa doğru gittiği bir dönem. Şimdi tersten bakayım. Sektörlere öyle girelim. Ben geçmişe değil geleceğe bakıyorum. Makyajlacı diye almıyorum. Gerçek durumu görmeye çalışıyorum. Şu an bir problem olmayabilir. Bankalar kimden alacaklı, kime borçlu? Kimden alacaktı, kime borçlu? Ben sormuş olayım bu soruyu. Sen sormuş ol, ben de yanıt vereyim. Bankalar vatandaştan alacak. Bankalar sorunlu sektörlerden alacak. Bankalar anormal nakit sıkışıklığı yaşayan tüm iş kollarından alacaklı.
2009'dan beri sürekli borç yapılandırması yapıyorlar ve yeni krediler vererek sorunun büyümesine destek olmak zorunda kaldılar. Artık böyle gitmiyor çünkü kaynak sıkıntısı büyüdüğü için taze kredi veremediyor, nakit sıkıntısı büyüyor. Ben bankalara borcu olanların sağlığını korumasının giderek zorlaşacağını düşünüyorum. Bu bankaların sağlığını da etkileyecek. Bankalar kime borçlu? Bankalar da yurt dışına borçlu. Uluslararası hukuka göre dış borçlar öncelikli yükümlülüklerde. Vatandaşın boğazını sıkacağız gerekirse, şirketlerin boğazını sıkacağız. Dış borcu ödeyeceğiz, bulup buluşturacağız. Boğaz sıkarak sonuç alamıyorsak başka şeyler yapacağız. O da piyasa ve hukuk kuralları dışına çıkmak anlamına geliyor. Yani yurt dışına borçlu diyorsunuz. Yurt dışından bir el böyle bankaların boğazında, bankalar o eli vatandaşı uzatacak mı? Sizin görüşünüze, anlattıklarınıza göre uzatacak ve bu da uzun vadede olmayacak. Örneğin önümüzdeki aylarda bankaların sendikasyonları var. Sendikasyona katılan bankalar artık katılmaya istekli değil. Hani çevrilme oranı %100, %110 diyorlar. Şu anda mesela koşullar %100'ü bulmanın direkt zorlaştığını söylüyor. Sendikasyonlara beklenen talep artık gelmiyor ve maliyetler çok hızlı artıyor. Bunun anlamı şu. Ara vermeden önce söyledim. Merkez Bankası rezervleri 70 milyar dolara inmiş. Niye? Merkez Bankası bankalara likidite desteği olarak rezerv opsiyon mekanizmasından kaynak aktarıyor. O kaynak da işte dışarıdan bulunamayan kaynakların yerine kullanılıyor. Ben inşaat sektöründeki sorunlarda en kötünün yaşandığı kanaatinde değilim. En kötüye daha çok var. Herkesin kulağına da kar suyu kaçmış durumda. Onun için kampanyalarından alınan yanıt giderek küçülecek. 15 Temmuz sonrasında birebir yanıt alınabildiyse, şimdi bir %10 belki yanıt bulunabilecek, giderek kötüleşebilir. Bu tabii ki bu durum gayrimenkule yatırım yapmış kişileri de etkileyecek. Yani ben Türkiye'de konut stokunun 3 milyon olduğunu düşünmüyorum. Bir de gizli stok var. Adam 5-10 tane daire almış, değerlenir satarım diye. Evet. Şu anda hepsi satıcı, alıcı yok. Onlara da büyük bir risk. Bu şu anlama geliyor. Gayrimenkullerin değeri düşecek. Oto pazarı küçülecek. Lüks tüketim pazarı hızla daralacak. Bu cari açığı da küçültecek. Ama bu mali sektörü yıpratacak. Yani BDDK şapkadan tavşan çıkaramaz. Bakın 2009'dan beri bankalarımızın sermaye dağıtması, kar payı dağıtması yasak. 400 milyara yakın öz kaynak birikmiş. Buna rağmen sermaye yeterlik oranları limitte. Daha aşağı gelmesin diye kredi karşılık oranlarını sürekli aşağı çekti 15 Temmuz'dan sonra BDDK. Şu anda Türkiye'de finansal istikrarın olduğundan bahsedemeyiz. Daha iyi, en kötüyü gördüğümüzden de bahsedemeyiz. Finansal istikrar kötüye gidiyorsa da fiyat istikrarını tesis edemezsiniz. Merkez Bankası'nın 10 puan faiz yükselmesi, şoklaması kısa bir şaşkınlıktan sonra bir şey geçici olur etkisi. Hükümet ya da ekonomi yönetimi de bunun farkında mı? Olayın artık vatandaşa patatesten, soğandan ya da undan daha fazla yansıyacağını farklı açılardan. Mesela bir önlem alınmıştı. Bankaların kredileri geri çağırma konusunda bir önlem alınmıştı. Kısıtlama getirilmiş, hatta yasak getirilmişti. Ekonomi yönetimi de bu durumun farkında mı? Bu anlamda alınan önlemler yeterli olacak mı? Şimdi yasak getirebilirsin. Bu yasak ne kadar hukukidir? Tartışmalı. Kural dışına çıkmadan kastım. O yasağı delmenin hukuka uygun başka yolları da bulunabilir. Örneğin işte döviz rezervleri eriyor, görüntü bozuluyor. Evet. Karar aldılar, ihracatçılar dediler ki ihracat dövizinizi 180 gün içinde Türkiye'ye getirin. %80'ini. Bozdurun. Bu danışılmadan alınmış bir karar. Niye? Görüntüyü kurtarmaya çalışıyor. Panik halindeler. Örneğin peki ben TL cins ticaret yapıyorsam Rusya ile İran'la, o zaten TL. Hangi dövizi getireceğim ki? Türk lirası konvertibil. Bunun bile bir farkında olmadan garip garip kararlar çıkıyor.
Yani veya ihracatçı getirir bozdurdum der. Aynı kurdan bankadan dövizi satın alır. Varsa parası kaçırabilir de ruhu duymaz. Şu anda kozmetik çabalar var. İşin kökenine inme eğilimi sıfır. Sıfır. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim Türk ekonomisinin durumuna. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hocam 31 Ağustos'la biten haftada bu haber dün akşam düştü ajanslara. Türk lirası mevduat 1 trilyon 26 milyar liraya geriledi. Yabancı para cinsi mevduat 1 trilyon 97 milyar liraya yükseldi. Yani döviz mevduatı Türk lirasını geçti. Ne demek oluyor bu? Bir yıl öncesine bakarsan toplam bankacılık sistemindeki mevduatta %60-65 Türk lirası, %30-35 geri kalanı da döviz cinsi yerleşiklerin mevduatı olarak görürsün. Şu senin söylediğin rakam diyor ki toplam mevduatlar içinde TL'nin payı %50'nin altına geldi, dövizin payı %50'nin üstüne çıktı. Şimdi bu habere bakınca insanlar yanında bir dövize hücum mu var? İnsanlar sürekli döviz aldıkları için TL'den dövize döndükleri için mi dövizin payı %35'ten %50'nin üstüne çıktı? Hayır, bu doğru değil. Bakın bir yıl önce döviz mevduatı 165-170 milyarlar arasında geziniyordu. En son 31 Ağustos'taki döviz mevduatları yerleşiklerin 152-153 milyarlar seviyesine gerilemiş. Dolar bazında gerilediyse o zaman nasıl oluyor da toplam mevduatlar içindeki payı artıyor? Kur farkı. Sene başında kurumuz 3.75'ti Ocak ortasında. Evet. Şimdi 6.60. O döviz bazında azalan rakamı yüksek kurla çarptığınız zaman toplam mevduatlar içindeki payı artıyor. Kur farkından kaynaklanan bir durum. Bu tabii ki sistemin kura hassasiyetinin de giderek arttığı, kırılganlığın yükseldiği anlamına geliyor. Şimdi tersten okuyalım. Sene başında yerleşik firmaların, finans dış kurumların toplam borçları içinde döviz borcu, TL borcu diye ayrın. Oranlar farklı olsun. Kur farkından dolayı toplam borçlar anormal yükselmiş durumda. Bu toplam borçlar da şirketlerin ödeme yeteneğini çok aşmaya başladı. Birdenbire kur farkından dolayı patlamalar yaşandı. Düşünün. Sene başında 220 milyarlar borcun 3.75'ten değeri TL. Evet. Şimdi 6.60'dan değerliyorsunuz. Bu para nasıl ödenecek? Şu anda konuşulan şu. Anlayış, bu kur düşecek. Gereken yapılacak. O zamana kadar sakin olalım. Yanlış bir şey yapmayalım. Sürekli birbirimizi sakinleştiriyoruz. Kardeşim sakinleşelim de bu yetmez. Birilerinin çözüm üretmesi lazım. O birilerini bulamıyoruz. Yani birileri derken siz mi ben mi hocam? Hayır, çözüm üretme makamında oturanlar başka konularla ilgileniyor. Ama onlar şöyle diyor, yani siz üretmesi lazım ama üretemiyorlar. Biz sorunu çok iyi biliyoruz, bunu bastıra bastıra aynen bu üslupla onun için doğrudan aktarıyoruz. Peki o zaman... Ve bunun çözümünü de çok iyi biliyoruz. Çok iyi bildikleri için mi Türkiye bu kadar kılgan, o hale geldi son 16 yılda? Yani acaba üstüne alınan var mı? Birilerinin çözüm üretmesi gerekir dediniz de ondan bunun üstüne durdum biraz. Ben Arap Baharı sonrasını hatırlıyorum. Aman yabancı sermaye kaçmasın, gelmeye devam etsin diye ne yapalım da beklentilerin bozulmasını önleyelim. Mali kural çıkarmıştık. Rezerv opsiyon mekanizması devreye sokmuştuk. Rezervlerdeki erime belli olmasın. Bankaları zorladık. Tüm limitleriyle imkanlarıyla borçlansınlar. Merkez Bankası'na yatırsınlar da rezerv azalışı görünmesin diye. Hep taşıma suyla değirmen döndürdük. Gaz fren tartışmaları yaptık. Biz birbirimizi sakinleştirdik ama dışarıdaki yabancılar bizi bizden iyi tanıyor. Ama ekstra bir şey daha var. 2006-2007'de gelen yabancılara gelme, cari açık var, kaybedersin diyenleri dinlemeden geldiler.
Şimdi de bu ülkede potansiyeli var, gitme diyenleri dinlemeden gidiyorlar. Onunla ilgili bir not aktarayım. Devam edin konuşmanıza. Yabancı yatırımcı satışa yöneldi. Yine bir haber. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 21,5 milyon dolarlık hisse senedi, 167,4 milyon dolarlık dips ve 53,1 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı. O zaman şöyle sorayım. Bu satış bir şey değil. Önemsiz bir rakam. Soru şu. Daha fazla satabileceklerdiler de satmadılar mı? Niye? Şimdi bakın. Piyasalarda daha fazla satıcı olacaksınız ama daha fazla zorlamak piyasayı çökertecekse çökmesin, bekleyeyim, sabırlı olayım, alıcı geldikçe vereyim dersiniz. Bu alıcı geldikçe vermektir. Yeterli alıcı talep yaratılamıyor demektir bu. Çaktırmalar. Piyasalar sığlaşmış demektir. Kırılganlığın sebeplerinden biri de budur. IMF konusu hocam. Şimdi hükümet geldi geleli IMF'ye borcu sıfırlayacağız. Bir noktadan sonra da sıfırladık. IMF'ye borç sıfırlandı ama uluslararası bankalardan alınan borçlar bu sefer deve yükünü açtı tabiri caizse. Son zamanlarda piyasada dönen söylenti şu yönde: Türkiye yeniden IMF'nin kapısını çalacak. Ekonomi yönetimi bunu uzun zaman sonra çıktı, yalanladı. Böyle bir durum söz konusu değil diye, ama söylentisi bile piyasaları etkiliyorsa borç alma durumu yakın mıdır? Bir, kurlardaki artıştan çok rahatsızız. Bunu durduracak bir şeylere ihtiyaç var. Bunu durduracak şey nedir? İçeridekileri sakin kalacak, TL'ye güvenini artıracak bir şey. Dışarıdan net sermaye girişi. Küresel koşullar bu olasılığı azaltıyorsa bunun yerine başka bir şey koyman lazım. IMF ile anlaşırız. Bu da beklentilerin kötüye gitmesini engellemek için beklenti yönetiminde kullanılan bir değişken. Siyasi irade açıkladı. Nedir orta vadeli plandaki? Para maliye politikaları sıkılaşacak, Merkez Bankası bağımsız, piyasa kuralları dışına çıkılmayacak, IMF'ye de gidilmeyecek. Biz bu durumdan çıkarız, ciddi sıkıntılar yaşamadan. Herkes dinliyor, inanmıyor. Finansmanın yetersiz olduğunu biliyor. Söyledikleri bile bu başarılamaz. Birileri Amerika ile Avrupa'nın arasındaki bozulma nüfusu, AB ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı bir AB hikayesi eklemeye çalışıyor. Başka birisi bir IMF hikayesi sıkıştırmaya çalışıyor. Merak etmeyin, yani para bir şekilde gelir, kurlar daha fazla yükselmez, sakin olun. Buralardan sakın döviz falan almayın. Şu anda bunun için çaba harcıyoruz. IMF'den dün açıklama geldi. Türkiye ile bizle görüşmek için herhangi talep gelmedi dedi. Ama tüm bunlar nedir? Hükümet hayır diyor, IMF gitmeyeceğim diyor. IMF böyle bir şey gelmedi diyor. Ama piyasada bunlar hala dolaşacak. Birileri risk taşıyanları, riskten kaçınmak isteyenleri sakinleştirmeye çalışacak. Bu da piyasa yapma sürecinin bir parçası. Yani bu IMF haberleri, borç alınacak haberleri de biraz bazı amacı hizmet etmeye yönelik. Gerçek olup olmadığı önemli değil. Günü kurtaralım. Günü kurtaralım. Günü kurtarabiliyor muyuz hocam? Artık hayır. Çok kurtarabiliyor olsaydı kur buraya gelmezdi. Bu durumda olmazdık. Çok tartışılan bir konuya da değinmek istiyorum. Halk Bankası'nın o bir gece yarısı açılan döviz satışı. Çok tartışıldı, konuşuldu. Siber saldırı iddiası da gündeme geldi. Siz nasıl yaklaştınız konuya? Yani WhatsApp'ta bir sürü şey dolaştı. Dedikodulara pek itibar etmem ben. Sonra Halk Bankası yöneticileri kamuoyunu bilgilendirecek açıklamalar yapıldı. Birebir gerçeğin kendisinin tümünü söylediklerine inanmıyorum. Yani o söyledikleri sebepten böyle bir sıkıntı olma ihtimali bence zayıf. Ben şuna bakıyorum. Ne zaman oldu?
31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısından sonraki yarım saat içinde bir şeyler oldu. Bir tek Halk Bankası'nda mı oldu? Hayır, 6 bankada farklı türde benzer anormallikler yaşanmış. Kimisinde kredi kartlarının limitleri müsaitken dolu görünmüş. Kimisinde birileri ucuz döviz alabilmiş. Diğerlerinde neler yaşandı bilmiyoruz. Belli ki BDDK'nın tavsiyesiyle ilgili, bir şeyleri değiştirmekle ilgili ya da bilançoyu daha güzel göstermekle ilgili. Çünkü ay sonlarında vaziyet bir raporlamalar var. Bir müdahale olmuş. O müdahale farklı kurumlarda farklı yan tesirler üretmiş olabilir. Yani şöyle mi diyorsunuz? Başka bir, yani daha doğru diyor, iddia ediyorsunuz. Şöyle mi iddia ediyorsunuz? Çünkü hukuki süreçleri de göz önünde bulundurarak cümleleri kurmaya çalışıyorum. Bir operasyon için açılmış olabilir. Bazıları da bundan nemalanmış olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda olduğumuzdan çok daha iyiymiş gibi görünmeye ihtiyacımız var. Beklentilerin daha olumsuzlaşmasını önlemek için. Önlemek için. Daha iyi görünmek için bir müdahale aynı gece. Bak 31'i birine bağlayan gece. Tam ay sonu bilanço şekilleneceği gece. Kural dışına çıkma ya örnek olabilir mi? BDDK'nın bilgisi dahilinde bir şeyler olabilir. Bir şeyler olabilir diyorsan. Bilmiyorum. Şöyle bir açıklama yapıldı. Biz Bloomberg ve Reuters'tan alıyoruz bu altyapısının verileri, döviz kurundaki verileri. Oradaki bir hatadan kaynaklı. Aslında bu siber saldırı ya da Türk piyasasında operasyon iddiasını gündeme getirmişti. Hatta döviz finansmanı sağlayan kurumları da incelemeye aldık. Yani inceleniyor denmişti. Uzak bir ihtimal mi bu? Daha önce yapıldı mı? Bir anormal fiyat, anlık bir kötü fiyat gelir, o yarım saat sürmez. Başka bir fiyat gelir hemen düzeltir onu, o şey değişir. Burada söylenenden farklı bir şey olma ihtimali bence daha yüksek. Daha yüksek diyorsunuz. Şimdiye kadar birçok badire atlattık. Benim yaşım genç yani, olmasına... Parantez açayım. Ben haklıysam, banka yönetiminde bunu açıkça ifade etmesi mümkün değil. Yani siz beklentilerin düzelmesi için yaptığınız şeyi deşifre ederseniz amacının tersine hizmet edersiniz çünkü. Başka bir gerekçeyle konuyu açıklamak zorundasınız. Ve o ucuza alınan dövizlerin de iptal edildiğini söylemek durumundasınız. Haksız kazanç da yaratılmadı. Şuraya da bir değinelim. Benim yaşım genç olmasına rağmen sıralı deseniz son dönemde, yani böyle bir döneme denk geldik. Peş peşe Türkiye'yi ve dünyayı yakından ilgilendiren olayları listeleyebilirim, sıralayabilirim. Birçoğuyla bir şekilde Türk hükümeti mücadele etti. Eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Bu ekonomik saldırı diyorlar. Tabii ki Türkiye'nin yapısal sorunları da ekonomideki bunda büyük bir etken. Bununla mücadele edecek mi? Türk hükümetinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Zor bir soru. Keşke zaman tüneline bir zaman yolculuğu mümkün olsa da geçmişe yaptığımız yanlışları düzeltip bugün bu sorunları yaşamıyor olmayı mümkün kılabilsek. Ama olan oldu. Bundan sonrasına bakmak lazım. Bizim için öncelikli konular nedir derseniz tek bir öncelikli konu yok. Ama şu anda ekonomide yapılabilmesi gereken şeyler de belli. Bir, finansal ve fiyat istikrarının, güven bunalımının derinleştirmesine iznin verilmemesi lazım. Yeterli olmuyorsa piyasa kuralları dışına çıkmayı da göze alınması lazım. Bir takım temel sorunların halkla paylaşılması, destek aranması lazım. Bakın nedir? Bunun için neye ihtiyaç var? Aklın yolu bildir. Kirli bilgiyi ortadan kaldıracağız, gerçeği koyacağız. Vatandaşlarla gelecek için ortak bir yolda yürüyeceğiz. Çünkü dayanışmaya çok ihtiyacımız olacak gelecekte. Biz kirli bilgilerin arkasına saklayıp gün kurtarırsak o ihtiyaç olan dayanışmayı sabote etmiş oluruz. Bakın, temiz bilgiye, kirli bilgiden arınmaya, liyakate, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaya çok ihtiyacımız var. Bu olmadan güven bunalımı derinleşir, kırılganlık daha büyür. Bakın, siyaseten kırılganız, ekonomik olarak kırılganız, şu anda sosyal olarak da kırılganız.
3 madde saydınız. Birindeki diğerlerine yayılıyor zaten. Konusu hepsi insanla ilgili. 3 madde sıraladınız. İstikrarda, finansal istikrarda piyasanın güvenini korumak zorundayız. Koruyabiliyor muyuz bunda? Burada da benim mantığım şöyle diyor. Olağan dışı bir dönem. Yaşadığım coğrafyayı değiştirme şansım yok. İnsan kaynaklarımın yapısını değiştirme şansım yok. Komşularım açısından şanslı, şanssız olduğum yönlerim var. Ama ben ürettiklerimi onlara satabilirim. Onlarda da benim ihtiyacım olan şeyler var. Bu dayanışmanın geliştirilmesi lazım. Birbirimizin geleceğine hükmetme anlayışından veya başkalarının taşları olarak bunları yapmaktan uzaklaşmamız lazım. Bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü önemlidir. İdlib nasıl çözülürse çözülsün çok kısa sürede sonlandırılmalı. Konu kangren yapılmamalıdır. Bu yapıldı. Bunun daha fazla uzatılmaması lazım. Bunun en düşük maliyetli çözümü Suriye ile ilişki kurmak. İran, Rusya, Türkiye işbirliğiyle orayı kademeli alan küçülterek sterilize etmenin bir yolunu bulmaktır, seri davranmaktır. Bahaneler arkasına saklanmamak, çözümden kaçmamaktır. Ben bizim Suriye politikamızı anlamakta zorlanıyorum. Yani sadece bunu zorlandığınız zaman ne önceliklidir ne değildir onu da tam teşhis etmekte zorlanıyorsunuz. Bunu masadaki ortaklarımız da anlamakta zorlanıyor sanki biraz. Çünkü söylemler farklı, eylemler farklı olunca onlar da Türk hükümetinden gelen, Türkiye cephesinden gelen açıklamalarda çok da inandırıcı yaklaşmıyorlar gibi duruyor. Peki ikinci maddeyi de konuşalım. 2 dakikamız kaldı çünkü. Piyasa kuralları dışına çıkmayı göze alabilmek lazım. Kuralları belirleyenler buna izin verecek mi? Ha, kuralları belirleyenler. Kuralları kim belirliyor? Siz daha iyi biliyorsunuz. Liberalizmin temelinde, yani tepesinde o oturanlar zaman belirliyor. Şöyle söyleyeyim. Dünyada kurallı piyasa derken burada 70 sonrasında pişirilen bir şeyler var. Bu da küreselleşme olarak pazarlandı. Sermaye ayrıcalıklı üretim faktörü yapıldı. Ama şu anda bunu pazarlayanlar korumacılığı silah olarak kullanmaya başladılar. Küreselleşmenin bittiğini de tescil ediyorlar bu anlamda. Yani piyasa kurallarında da büyük değişiklikler olmaya başladı. Bunu görmezden gelemezsiniz. Kuralı koyanlar da değiştirmek zorunluluğu hissediyorlar diyorsunuz hocam. Zaten 95'ten bu yana eğilimler sürdürülebilir olmadığı için, piyasalar manipüle edildiği için piyasa mekanizması ölüydü. Diri gibi gösterilip insanlar koyun sürüsü gibi yönlendirmek için kullanılıyordu. Evet. Artık gerçekler açığa çıkacak. Bizim de buna göre tedbirimizi almamız lazım. Akıntıya kürek çekip daha fazla zamanı, kaynağı israf etmememiz gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık diyelim. Programımızın sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.